Kadına şiddete karşı spora gönül vermiş iş insanları buluştu. Kadına şiddete şut dedik, futbol herkes içindir dedik ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde biz de Class Sport TV olarak yerimizi aldık. Merhabalar, bu güzel ortamı bize de sunduğunuz için, böyle bir organizasyonu kurduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Bu güzel günde, bu güzel ortamda spora gönül vermiş iş insanları olarak birlikteyiz. Ve spora gönül vermiş iş insanları hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu organizasyon hakkında da biraz sizden öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Spora gönül vermiş iş insanları olarak 10 tane derneğe katıldığı bir turnuva düzenledik. Turnuvamızın da ana manşet konusu kadına şiddete şuttu. Turnuvamız içerisinde 4 bayan, 3 erkekten oluşan karma bir takım oluşturduk. Ve 2 takım birbiriyle maç yaparak sivil toplum için bir mesaj verdi. Kadına şiddete hayır mesajıydı bu mesaj. Ve şu anda sivil toplumda mesaj çok ciddi ses getirdi. Ve bir sosyal sorumluluk projesi haline geldi. Bunun arkasında tabii spora gönül vermiş insanlar da bir yere gelerek arkasından da bu 10 örnekle birlikte ödül gecesi düzenliyoruz şu anda. 10 örneğin içine gelince de Ankara Genç Adamları Derneği, Yatırımcı Sanayi İş Adamları Derneği, Genç Girişim Yönetim Derneği, Ankara Fenerbahçe İş Adamları, Beşiktaş İş Adamları, Galatasaray İş Adamları gibi birçok derneğimiz içerisinde bulunduğu bir organizasyon içerisindeyiz. Ve şu anda da gördüğünüz gibi organizasyon çok güzel ilerliyor. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir ortamda bizleri buluşturduğunuz için. O zaman kadına yönelik şiddete şut diyoruz. Futbol herkes içindir diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ve böyle bir organizasyonu yaptığı için can dostum, benim canım kardeşim Yıldıray Yoldar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Şu anda Türkiye'nin gündeminde kadın erkek fırsat eşitliği var. Geçen dönem parlamentodaydım, milletvekiliydim. Kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunda da genel sekreterdim. Bu konularda yıllarca çalıştım. Maalesef Türkiye'de kanayan bir yaramız bizim. Kadına şiddet, erken evlilik, pozitif ayrımcılığın olmaması noktasında, kadınların yönetime gelmemesi noktasında, erken evlilikler konusunda, hatta çocuk evlilikler konusunda bu konularla çok çalıştık. Ama görüyorum ki şu ana kadar hiçbir yere gelemedik. Keşke yıllar önceye dönsek, o günleri arıyoruz. Kadına o zaman futbol herkes içindir diyoruz, kadına şiddete şut diyoruz ve size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünlerde ülkemizde böyle yüksek seviyede kadına yönelik şiddetin, cinsiyetçi söylemin olduğu günlerde böyle güzel organizasyonlar yapılıyor. Bunun için ne söylemek istersiniz ve bunu en aza indirmek için neler yapılabilir? Biliyorsunuz 1999 yılında Birleşmiş Milletler'in kararıyla toplumlarda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım'ı kadına şiddete hayır olarak nitelendirip bugünü ilan ettiler. Tabii bu ulusal bir sorun değil, uluslararası bir sorun. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına şiddet gerçekten hem ülkemizde de hem bütün dünyada büyük bir problem. Buna nasıl çözüm getireceğiz? Tabii öncelikle bu sorumluluk aslında kadınlara düşüyor. Tabii ki erkeklere de düşüyor. Çünkü onlar bizi anladığı ölçüde biz bu konuda başarılı olabileceğiz. Ben Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliyim, Adana milletvekiliyim. Tabii kadın milletvekillerine de daha büyük sorumluluk düşüyor. Biz de mecliste bütün kadınlar olarak bu sorumluluğumuzun farkındayız. Ve bununla ilgili önemli adımlar atmak için gerçekten güzel toplantılar, uğraşlar veriyoruz. İnşallah bilinçlendirme, farkındalık yaratmayla ve bütün kadınların birlik olup bu konuda çalışmasıyla bunları biz bir bir aşacağız. Tabii. Böyle güzel bir organizasyonda sizin gibi sporu iyi bilen, sporun önemli insanlarından biriyle birlikteyiz. Bu güzel ortam için ne söylemek istersiniz, nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi her şeyden önemlisi hatırlanmak güzel bir şey.
Tabii ki böyle bir davete de icabet etmemek bize yakışmazdı. Böyle güzel gecede biz de geceye güzellik katmak için geldik buraya. İnşallah her şey iyi gider. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Kadına şiddet için böyle bir organizasyon düzenledikleri için öncelikle YATSİAT Başkanı Sayın Yıldıray Yoldar'a çok teşekkür ediyoruz. Bizim de bir nevi olsa katkımız olduysa bu turnuvanın duyurulmasında en azından kadına şiddete birazcık da olsun farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize. Ankara Barosu Kadın Futbol Takımı'nı kurduk biz hep beraber arkadaşlarımızla birlikte. Oradan devam ediyoruz. İnşallah diğer barolarımız da aynı şekilde bizden emsal alıp bir takım kurarlarsa artık daha fazla sizlerle görüşmek isteriz. Biz de yola girdik hep birlikte. Kadınların neler yapabileceğini göstermeye çalıştık insanlara. Futbolsa futbol ki birçok insan bize işte kadın futboldan ne anlarmış vesaire diye çok yaklaşımları oldu. Öncelikle biz bunu yıkmaya çalıştık. Kadın ne yapabilir? Her şeyi yapabilir. Bunu göstermeye çalıştık. Başkanımız da buradan yola çıkarak bir adım attık. Çok da güzel bir adım attı. Bu süreçte de hepimiz üzerinde aslında baskı vardı. Hepsine cevabımızı vermiş olduk. Kadının toplumun her yerinde, her aşamasında, her konuda bulunabileceğini göstermiş olduk. Başkanımıza da teşekkür ederiz. Güzel de bir organizasyon oldu. Evet, teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Kadınlar olarak her yerde olalım ve farkındalığımızı artıralım. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben önce kendimi tanıtayım. Meral Güler, Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Kent Konseyi, Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanıyım. Kadına şiddet bütün toplumumuzun, sadece Türkiye'nin değil, uluslararası bütün dünyanın kanayan yarası. O yüzden zaten Birleşmiş Milletler Uluslararası bugünü özellikle parmak basıyor bugüne ve bugünle ilgili etkinlikler yapıyor. Biz de hem Üniversite Kadınlar Derneği olarak hem genel olarak bir sürü etkinlik yapıyoruz. Biraz sonra Ankara Şube Başkanımız size Ankara Şube'nin yaptıklarını anlatır. Ama kadına yönelik şiddet, biz ne yaparsak yapalım, bir sürü uluslararası sözleşmeler ve Türkiye'deki hukuki kanunlarımız hepsi çok iyi olmasına rağmen uygulanamadığı için hala şiddetle devam ediyor. Ben de Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şube Başkanıyım, Handan Çankaya. Hep birlikte tüm kadınlar olarak kadına şiddeti durdurmaya çalışıyoruz. Dernek olarak bu konuda genel merkezimizle birlikte çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu sene bu konuda ülkemizde de farkındalığın çok arttığını görüyoruz. Birçok kurum ve kuruluş kutlamalar yapıyor, dikkat çekmeye çalışıyor. Biz de Ankara Şube olarak video çekimleri yaptık. Onun dışında yarın Kuğulu Park'ta bir etkinlik yapıyoruz. Ağaçları turuncuyla giydireceğiz. İnşallah kadınlarımızı, kız çocuklarımızı koruyabiliriz. Derneğimizin bütün amacı bu. Hoş geldiniz yeniden. Bu güzel ortamda buluştuk. Teşekkür ediyorum. Biz geçen turnuvada birinci olmuştuk AFİDER olarak. Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Spor Kulübü ve Derneği olarak. Bu turnuvada üçüncü olduk. Ama burada derece çok önemli değil. Bu turnuvanın, İş insanlarının bir araya geldiği turnuvanın asıl amacı kadına şiddete hayır. Yani kadına şiddete şut. Ana teması bu. Biz de burada pay sahibi olduğumuz için bu mesajda asıl onun için çok mutluyuz. Hani derece çok önemli değil. Ama Fenerbahçe dernek de olsa, futbol takımı da olsa her zaman iddialıdır. Ama bizim asıl amacımız kadına şiddete hayır mesajını burada verirken buna destek olmaktı. Ayrıca ben firma olarak da bu organizasyonun sponsorum Prolas olarak. Bunun için de gurur duyuyorum. Şirket olarak da bu işe destek vermek bizim için gurur verici. Böyle elzem bir durum için, farkındalık yarattığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Kadına şiddete şut diyoruz, futbol herkes içindir diyoruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, çok sağ olun. Spora gönül vermiş iş insanlarının en kıymetlilerinden biri olan Adil Yavuzel'le birlikteyiz. Bu gece için ne söylemek istersiniz? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum herkese. Spora gönül vermiş iş adamları olarak kadına şiddete hayırdan yola çıkarak Ankara'da STK'ları bir araya getirerek güzel bir turnuva düzenledik. Bu futbol turnuvası olduğu için insanlar daha çabuk kaynaşabiliyor. Kadına şiddete hayır olan mesajı daha rahat verebileceğimizi düşündük. Final gecesinde hep birlikte bir aradayız.
Herkesi seviyoruz. STK'lar bir arada, herkes mutlu, biz de mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir ortamda, böyle bir farkındalık için çaba gösterdiğiniz için çok sağ olun. Tabii iş insanlarının spora olan katkısı çok önemli. Yani tabii pek çoğu İstanbul takımının temsilcisi ama bu anlamda Ankara'ya kattıkları da değer olduğunu düşünüyorum. Hem Ankara kulüplerinin ekonomik anlamda sponsorluk noktasında destek olabilirler. Teşekkür ederiz. Spora gönül vermiş iş insanları turnuvasında ikinci sene oldu. İlk sene de turnuvanın içindeydik. Bu sene de turnuvanın içindeyiz. Turnuvayı düzenleyenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Destek veren sponsorlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Turnuvada ter akıtan tüm derneklerin oyuncularına teşekkür ediyoruz. Turnuvada bir kazanan olacaktı. Kazanan tebrik ediyoruz. Bu senenin en önemli teması kadına şiddete hayırdı. Biz de Begikat'ın büyük açılımı Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği, Türkiye'de kadın ünvanını taşıyan tek spor derneğiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok anlamlı bir gece. Özellikle içinde bulunduğumuz gün itibariyle de. Zaten burada bulunmamızın amaçlarından bir tanesi de geçen haftalar içerisinde yapmış olduğumuz sivil toplum kuruluşu arasındaki kadına şiddete hayır temalı turnuvanın taşlandırdığımız bir gece. Çok mutluyuz. Tabii bunları sadece bugünlerde yaşamak değil, bütün bireyi yaymak lazım. Kadına şiddeti ben biraz daha açmak istiyorum. Topluma şiddet, duygusal şiddet gibi konulara daha duyarlı olmamız lazım. DJ Santo ve Pyro Art ekibi bu güzel günde farkındalık yaratmak için çok güzel bir şey yapmışlar. Bunu sizden öncelikle öğrenmek istiyorum. Biz öncelikle kadına şiddete hayır diyoruz ve içselleştirmek istiyoruz. Son günlerde artık biliyorsunuz rap müzik çok fazla dinlendi. Biz de rap müziğe güzel bir beste yaptık ve kadına şiddete hayır konulu çok güzel bir şarkı yaptık. Bunu YouTube'a da yükleyeceğiz. Bu akşam da canlı canlı söyleyeceğiz. Bir de içselleştirmek için bir arkadaşımızı gruptan makyaj yaptık. Şiddet makyajı yaptık ve erkek arkadaşımız burada tepkilere dayanamadı. Sadece 10 dakika kendini dışlanmış hissetti. Ve diyoruz ki biz, bir erkek arkadaşımız makyaja 10 dakika şiddet makyajına dayanamıyorsa bununla yaşamak zorunda olan kadınlarımızı biraz daha anlayalım ve içselleştirelim diyoruz. Çok teşekkür. Öncelikle bu organizasyonu yapan başta Yatsıyat olmak üzere 10 tane katılımcı derneğe gönülden teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin 21. yüzyılda halen bu pozitif ayrımcılıkla uğraşması esefle kınanacak bir durumdur. Kadına şiddeti, çocuğa şiddeti, tüm canlılara şiddeti, hayvanlara şiddeti esefle kınıyoruz. Biz Ostim Sana İş Adamları Derneği olarak bu konuda farkındalık yaratmak için bir dizi faaliyetler yapıyoruz. Eğitimler veriyoruz. Bilinçlendirme ve kadınlarımızla ilgili özellikle pozitif ayrımcılık yapmak noktasında her tür etkinliğe katılıyoruz. Bunun için buradayız. Başta Yatsıyat Başkanı olmak üzere tüm başkanlara teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu çağdaş, medeni, muasır ülkeler seviyesine çıkmamız için bir an önce bu etkinlikleri sonlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim bunu çoktan aşmamız gerekiyor. Alkışlarınız Sır Bülent Atlas için lütfen. Bu gece bizi yalnız bırakmadı. Sevgili Hava Elmalı için geliyor. Teşekkür ediyoruz. Hadi alkışını göremiyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Engin Bey geliyor abi.
Bir gün bize mağlup olur. Bir nefere baktım bazen adaleti beni bulur.